Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda 16 Eylül Pazartesi günü Afyon'dayız. Ben İstanbul'a üniversiteye gidiyorum. Şu anda ailem götürüyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerle işte konaklayarak gidecektik. Gaziantep'ten gidiyorum. Şehirlerde işte tatil yapa yapa gidecektik. Bunların hepsini tek bir video şeklinde atmayı düşünüyordum. Ta ki babamın Afyon'da 4-5 gün kadar kalacağımı söyleyene kadardı. O zaman aklıma şöyle bir şey geldi. İki video şeklinde yapacağım. Afyon'da kaldığımızı ayrı bir video şeklinde ayarlayacağım. İşte burada gezecek yerlerimiz. Burası şu an Kaplıca. Afyon'u bilen bilir. Suyunda 32 çeşit mineral bulunuyormuş. Dünyada da ikinci sırada mı ne geliyormuş? En çok mineral çeşidi bulunan su olarak. Zaten dünyada 34 çeşit mineral varmış sularda. 32'si Afyon'da yani. Buraya gelmemizin sebeplerinden birisi annemin dizinde kireçlenme başlamış sanırım. Artık bir geçmiş olsunuzu alırım yani. Doktoru da bir Kaplıca'ya gitmesini önermiş kendisine. Bu sırada işte Afyon'un böyle bir zenginlik olduğunu biliyorduk, suyunun zengin olduğunu. Hem ben üniversiteye götürüp aynı zamanda da işte Afyon'da falan durup Kaplıcalarda işte ziyarete de gitmeyi düşünmüştük. Dediğim gibi işte bu iki video yapacaktım. Tek bir video yapacaktım. Sonra işte fikrimi değiştirdim. Burayı vlog tarzında bir video yapıp diğer videoyu da işte yolculuk sırasında uğradığımız şehirlere işte yolculuğu falan çekmeye ayıracağım. Burada kaldığımız evin falan vlog tarzında çekimini de yapacağım kesinlikle. Çünkü ev biraz sürprizli bir şeymiş. Beklemiyordum böyle bir ev açıkçası. İçinde mesela küçük bir spoiler vereyim. Mesela kendisine özel mini bir havuzu var yani. Ya buradaki aslında lüks değil aslında yani evlerin tarzı bu şekildeymiş. Kaplıca yani evinin içinde oluyor. Onun için özel başka bir yere gitmene gerek yok. Ben daha önceden de bazı şehirlerin kaplıcalarına gitmiştim. Oralarda genelde şey oluyor yani pansiyonda falan kalıyorsun. İşte çarşıda, oraların çarşısı falan oluyor. Havuzlarında falan sadece su bulunuyor işte kaplıca suyu. Burada işte her ev kendisi çektirmiş. O şekilde bir şey yani. Ev vlogunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 19 Eylül Perşembe günü. Aslında videoyu daha erkenden çekip atacaktım. Şayet işte ailemin evi boşaltıp ben rahat rahat tek başıma video çekmek istiyordum evin içini. İşte bir türlü fırsat olmadı yani denk gelmiyoruz. Onlar çıkıyor ben çıkıyorum işte bir türlü yalnız başıma kalamadığım için çekemiyordum. Vazgeçmiştim aslında çekmekten. Ama videoda işte çekeceğimi söylediğim için de kendimi suçlu hissediyorum. Bunun için de şey düşündüm. Kendi kaldığım odayı çekeyim. Bir de işte o banyodaki mini havuz gibi kaplıca suyunun bulunduğu havuzu çekeceğim. Yani diğer oturma odası, mutfak, ebeveyn odası falan çekmeyeceğim bunları. Yani küçücük göstereyim yani şöyle. Şurası ablamın yatağı. Şurası benim yatağım. Böyle küçük şirin bir oda zaten. Duvarın boyaları yeşil. Şuradan şöyle dışarısı var. Göstereyim. Dışarısı aslında aynı bir köy yaşamı gibi. Ama tatlı ya. Bizim kaldığımız apartman ama dışarıda böyle yani köylü insanların da bulunduğu bir yer yine halkın. Gayet şirin bir yer. Umarım güzel göstermiştir. Ön kamerayla çektim o tarafı. Size mini havuzu göstereceğim. Birazdan görüşmek üzere. Kamerayı şu anda geniş açıya aldım. İçerisi biraz dar olduğu için geniş açıya çekmek daha mantıklı oluyor. Her yeri daha net gösterebilmek için. Şu anda banyoya giriyoruz. İlk girişte zaten böyle bir lavabo, klozet. Şurada da zaten tuvalet var. Bizim için önemli olan yer şurası. Böyle. İçerisi bayağı bir sıcak. Hatta burası ilk girdiğimde buharlıydı. Ben kameranın düzgün çekmesi için içerinin buharını aldım. Soğuk su doldurdum içine. Şurada iki tane boru var. Bir tanesinden sıcak su akarken diğerinden soğuk su akıyor.
İkisi de kaplıcanın suyu. Aslında yerin derinliklerinden geldiği için soğuk su yok. Soğuk suyu otel işte şey yapıyor, kendi soğutma kazanlarında soğutup öyle gönderiyor. Suyun renginin de böyle olduğuna bakmayın. Adamların mimarisinde bir hata var işte. Suyun içini sarı renk yapmışlar, fayansını. O yüzden böyle sarı gösteriyor. Ben görebilirsin yani sarı renk. Şurada bir tane şey var. Ne deniyorum lan? Hamam kutusu mu? Hamam köşesi mi? Ne? Öyle bir şey işte. Bu şekilde. Tabii buraya yaşlılar da geldiği için havuzun kenarına şu şekilde bir demir yapmışlar. Yaşlıların su çıkabilmesi için. Düşünceli. Neyse, görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün 18 Eylül Çarşamba günü. Afyon'dayız. Şimdi birazdan alışveriş yapmaya gideceğim. Yani ekmek ve domates alacağım. Buranın yöre halkının konuşması biraz ilgi çekici. Çok tatlılar yani. Size onları göstermek istiyorum. Buranın reisleri de bunlarmış. Vallahi korkuyorum, size doğru geliyorlar. Bunların ısırı fena olur. Bak kızım ya, niye sıkıyor? Benim elediğim için buna bak. Maşallah ablam tanıtımını yapıyor. Hiçbir yere gitmeyecek, markete falan gitmeyecek. Bunu vereceğim ben sana 5 liralık 3 liralık diyeceksin. Tamam, yarın yine geleceksin. Az az götür gel. Ben buradayım babam, sıkıntı yok. Buyur baba bak. Ben sana dedim, ben lezzetli olmayan hiçbir şey buraya çıkarmıyorum. Güzelmiş. Valla güzel. Ben güzel olmayana güzel derim, çıkın olmayana çıkın derim. 5 lira mı? Kaç lira? Aa, bu bunun kilosu 25 lira baba. Aa, bunun kilosu 25 lira ama bu 20 lira. Daha bu ham. Onu da söylerim. Daha bu tuzun üstünü daha yeni bırakıyor. Almadı. Bu sırf yağ. Onu da yedik. Sırf yağ. Sırf yağ baba. Yumurta bu organik, küllük. Karacahmet'ten gelir. 1 lira. Nasıl reklam ama? 1 lira. Aleyküm selam annem. Buyur, hoş geldin. Tatlı annem gel. Bak dur, tadına bak. Tadına bak. Tadına bir yaladın. Yaladın. Ekmek kaça baba, satıyorsun abla? 5 lira kardeş gel. Ekmekler 5 lira. Haşhaşlılar 8 lira günüm. Bak. Haşhaşlıyı kahvaltıya yiyeceksin. Çay, zeytin, peynir. Bunu da yemeğine yiyeceksin. Patlıcan. Fasulye yemeğine. Bunların içinde ekstradan bir şey var mı? Ya aa. Bak. Az pakmaya, ekşi maya. Bir de az patates var. Çok patates katmayız burada. Az katarız. Ama kendi evimizdeki de çok patates katarız. Dün almıştık biz de zaten yine. İçinde böyle patates gibi şeyler görmüştüm patates ama var. Acaba değil mi diye patates şüphe var. Etmiştim. Bu büyük bıçak olaydı. Ben sana benim bir kese vereydim. Büyük bıçağım yok işte. Tamam bu sorun değil. Patatesiz olmaz. Bunu siz kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Patatesi var. Ya kendimiz fırında. Bu taş fırında gülüm. Bu düzgün mü? Taş fırında sürüyoruz ya biz bunları. Taş fırında pişer. Pişer de öyle. Bayanlar yapıyor yani ha, bunu. Biz anamız. Kızın annesi yapar, komşum yapıyor benim daha doğrusu. O yapıyor. Helal olsun yani valla. Yani burada yardımcı oluveriyor. Küçük kız kardeşi var ya işte. He. İşte böyle yardımcı oluveriyor bizim. Ya o zaman güzelden bir tane ver abla bana da. Vereyim. Sıcağından. Bir tane poşet vereyim ben. Dur. Hangini söylersen ben onu koyarım sana. Ay işte bak bu da sıcak gülüm. Ha. Koy gitsin abla ya, fark etmez. Tamam ben sana şunu koyayım. Anneyim bir dün beğendiyse bir daha beğenir. O daha pembe. Bunu biraz fazla su çalmış anası. İyi bunu pembeleştir. Ya nereden baksan 1 kilo falan ha. İçi bir de... 1 kilo 90 gram. Böyle, 1 kilo 80 gram gelir. Bu ne lan? Babam aynı patates. Bakmayın. Bu aynı mı? Aynı kişi bu. Bu aynı kişi. Çünkü benim annenin rakibi gelmediği için bir kişi ediyor. Bunlar he. Normalde 2 kişi rakip bir çalışır burada babam. Al oğlum bu ekmeği senin dizinle. Ver bakalım. Sağ olasın. Dur ben ücretini çıkarayım. Bu ekmek senin paşam. Buyur ablam. Allah bereket versin. Bereketini gör. Teşekkür ederim. Buyur.
Şimdi buradan sucuk almaya geldik. Afyon sucuğu meşhur bildiğiniz gibi. Bilmiyorsanız da duymuş oldunuz artık bu şekilde. Ya sucuğu aldığımız yer şurası. İçini çekmedim ama unuttum yani çekeceğimi. Kısa şöyle dışarıdan göstereyim size. Sucuklar sallanıyor. Burası böyle yol boyunca hep sucukçu ya. Valla insanın iştahı açılıyor baktıkça. Tamam, şimdilik görüşmek üzere.